değişiklikleriyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan ama aslında son kertede kişiselleşmiş bir otoriter rejime, yani son derece güçlü, denetlenemeyen, denge ve denetleme kurumlarına olanak sağlamayan bir otoriter yapıya evrildik. Ama tabii Türkiye'nin politik sistemi çok uzun süredir parlamenter bir yapı üzerinde şekillendiği için henüz bütün siyasi kurumlarımız bu rejim değişikliğini tam olarak hazmetmediler. Dolayısıyla biz aslında 2017 yılından günümüze kadar devam eden ve zaman zaman işte bu yargı krizinde gördüğümüz üzere krize dönüşen ya da çatışmaya dönüşen bir geçiş döneminden geçiyoruz. Tabii 2018 ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandığı için o geçiş sürecini devam ettirme yetkisi aldı. Yani bunu belli oranda sandık meşruiyetine dayanarak yapıyor. Ve tabii bu geçiş döneminde iktidar kendi işine gelmeyen, çıkarına uymayan, siyaseten desteklemediği alınan her yargı kararına karşı çıkıyor, onları tanımıyor ve zaman zaman işte bu olayda görüldüğü gibi açıkça anayasa maddelerini çiğniyor. Yani aslında anayasanın askıya alınma durumu sadece bu yargı krizinde ortaya çıkmadı. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığı için 2023 seçimlerinde aday bile olmaması gerekiyordu. Nitekim işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de dahil olmak üzere birçok muhalefet partisi de siyaset yapan isim bunu kabul ettiler ama bunu bir mesele yapmayacaklarını söylediler. Yani bu tarz biz zaten birçok noktada çeşitli anayasa maddelerinin bile çiğnendiğini görüyorduk. İşte geldiğimiz durumda ne yazık ki bu tarz yaratılan suni krizlerle iktidar kendi karşısına çıkan en ufak böyle bir yargı kurumunu tamamen tırpanlamaya çalışıyor. Aslında biraz önce siz de belirttiniz, Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin çok önemli bir bölümü AKP iktidarları tarafından atandı. Hatta sanırım 15 üyeden 7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Doğru. Beşeydi. atanan isimlerden oluşuyor. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı isimlerin aldığı kararı bile artık tolere edemeyen bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Tabii bunun ötesinde sadece bu meselede değil, başka bazı konularda da işte 50 artı 1 meselesinde görüyoruz. Sinan Ateş cinayetinin soruşturması sürecinde görüyoruz. Zaman zaman ortaya çıkan bazı diğer siyasi meselelerde de aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasında örtük bir siyasi rekabetin, hatta zaman zaman açığa çıkan bir husumetin var olduğu gözüküyor. Bu meselede acaba bu rekabetin ya da bu çatışmanın bir etkisi var mıdır? Adalet ve Kalkınma Partisi içinde, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan önce sert bir tavır aldı ve Gezi davasını çok sert bir şekilde, yani Gezi davasında çok taraflı bir pozisyon aldığını biz zaten biliyoruz. Ama sonra benim görevim burada hakem olmaktır diyerek bir adım geri atmıştı. Sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki bir kanat hala en azından rejimin daha stabil bir şekilde yerleşmesi için bu tarz suni kavgaların, krizlerin ortaya çıkmasından çok haz etmiyor. Ama öte yandan MHP'nin ve tabii yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki bir grubun bu tarz krizleri özellikle yaratarak biraz daha gücü ellerinde toplamaya çalıştıklarını, Türkiye'nin bu geçiş dönemi esnasında olağanüstü koşullarla yönetilmesine imkan sağlıyorlar. Ben biraz bu yaşanan krizi de böyle okudum ama son derece kaygı verici bulduğumu ve eğer bu süreç geri çevrilemezse anayasanın da hiçbir kıymeti kalmayan bir yönetim tarzına erişeceğimizi düşünüyorum. Bu da son derece kaygı verici bir durum. Çünkü şu ana kadar biraz önce söylediğim üzere zaman zaman anayasa maddeleri çiğneniyordu. Anayasa Mahkemesi de aslında birçok noktada pozisyon almayarak varlığını devam ettiriyordu. Ama en azından aldığı kararlar şu ana kadar
açıktan sorgulanmamıştı. Ama Yargıtay 3. Dairesi'nin yaptığı ve tabii Yargıtay Başkanı'nın da yakın zamanda verdiği demeçten yola çıkarak bunun Yargıtay üst yönetim tarafından da benimsendiğini görüyorum. Yargıtay'ın aldığı bu kararla birlikte artık Anayasa Mahkemesi'nin meşruiyeti sorgulanmaya başladı. Yani iktidar seçmenlerinin bu konuda daha bölünmüş oldukları gözüküyor. Ama eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Yargıtay'la yine bir pozisyon alırsa ben o anket sonuçlarının biraz daha olumsuz yönde değişeceğini düşünüyorum. Her açıdan çok tehlikeli bir siyasi gidişat ne yazık ki. Berk Hocam, geçiş dönemi dediniz ya, 2-3 kere vurgu yaptınız geçiş dönemine. Bu geçiş döneminin sonunda ne var acaba? Nasıl bir dönem olacak geçiş dönemi bittiğinde? Bu geçiş döneminin sonunda şu an içinde bulunduğu, yani içinde yaşadığımız otoriter rejimin tam anlamıyla konsolide olması, yani pekişmesi var. Biz 1950 yılında çok partili hayata geçtik ve 1950'den 2020'lere kadar ne yazık ki demokratik rejimimizi pekiştiremedik. Ama zaman zaman yaşanan otoriter dönemler de hiçbir zaman konsolide olmadı ya da pekişmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte mütemadiyen seçim kazanması, giderek gücü elinde toplaması, hem bürokrasiyi hem yargıyı büyük oranda kontrol etmesi, medya ve sivil topluma üzerinde yani üzerinde baskı kurmuş olması ve tabii Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de bir tek adam yönetimine sahip olması sonucunda ne yazık ki geldiğimiz noktada artık otoriter rejim iyice güçlendi ve özellikle yerel seçimlerden iktidar başarılı bir sonuç alırsa bu gidişatın sonunda önümüzdeki birkaç sene içinde bu otoriter rejimin tam olarak pekiştiği bir döneme gireceğiz. Yani işte o Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kendi kurumlarını yaratacak. O kurumlarda görev yapan daha teknokratik isimlerle bu otoriter rejim devam edecek ve siyasetin iyice öldürüldüğü, toplumun depolitize olduğu, muhalefetin büyük oranda baskı altına alındığı ve var olan muhalif gruplarında çeşitli işte etnik, dini, ideolojik, sektaryan kendi mahallelerinden siyaset yaptığı ama bir türlü bir araya gelemediği ve dolayısıyla seçim kazanma şansının artık ortadan kalktığı bir otoriter rejime gireceğiz. Ne yazık ki muhalefet 2023 genel seçimlerinde bu süreci durdurma fırsatını kaçırdı. 2024 seçimleri biraz bu sürecin önüne geçmek için en azından bir süreliğine son fırsat gibi gözüküyor. Yani ben biraz bunu kastediyorum. Peki, AKP ve MHP arasındaki husumetin yansıması da olabilir dediniz. Yani öyle olduğunu da düşündüğünüzü söylediniz bu yargıdaki krizin. Onu da birazdan soracağım size. Ömer Hocam, siz şu an yaşadığımız durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir anayasa hukukçusu olarak bize tarifler misiniz? Yani tuz koktu mudur mesela bunun adı? Anket değerlendirmelerini dinledim Berk Hocam'ın. Hepsi kıymetli değerlendirmeler ama tuz koktu mu kokmadı mı? Bundan önce ben de nacizane eğer yayın akışı müsaade ederse anketteki sonuçlarla ilgili bazı değerlendirmeler yapmak isterim. Buyursunlar. Öncelikle Murat Bey, yani çalışması kıymetli. Tabii şeyi merak ediyorum. Bu anket soruları içerisinde kararı okudunuz mu? Ya da özetini okudunuz mu? Gibi bir soru var mıydı Murat Bey? Bu değerli çalışmayı siz yaparken yok, merak ettim. Yoktu hocam ama 20 küsür senelik araştırmacı tecrübemden giderek bir öngörüde bulunabilirim. 99,99 evet, mu? Böyle okumadım. Bir soruya %95'lerde okumadım çıkardı. Doğru söylüyor İnan Bey. Bu şimdi Berk Hocam kaygılarını anlıyoruz. Zaman zaman biz de taşıyoruz. Ama bir yandan da şunu görmek lazım. Bugün bir Türkiye gerçeğidir. Hiç politik bir çıkarım değil. Doğru. Şu an basın özgürlüğü noktasında bazı sıkıntılar olduğunu herhalde size takdir ediyorsunuzdur, değil mi? Yani nesnel bir basından söz etmemiz şimdilik zor. Evet. Bu şart altında, yani vatandaşın hala Anayasa Mahkemesi'ne bu derece bir teveccühü olması birazcık yaptığımız işle ilgili olarak bizi bir nebze umutlandırdı. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Fikri yoklara rağmen mi söylüyorsunuz bunu Ömer Hocam? Fikri yokların nasıl...